Merhaba dostlar, Ravenwood'a hoş geldiniz. Bugün karşınızda Escape from Tarkov'un kapalı betası var. Uzun zamandır kanala gameplay anlamında içerik gelmiyordu ki aslında bu da tam olarak gameplay sayılmaz. Bu bir tanıtım videosu olacak. Bilginiz olsun, artık kanala çok fazla gameplay içerik yüklememe kararı aldım. Bunun dışında daha özgün fikirlerle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tabii ki birazcık zaman alacak ama izleyeceğinize ve beğeneceğinize emin olduğum içerikler üretmeye devam edeceğim. Onlardan bir tanesi de bu oyun. Yani Escape from Tarkov. Bir diğer deyişle Tarkov'dan kaçış diyebiliriz bu oyuna. Çok uzun zamandır takip ettiğim bir oyun. Daha öncesinden alfasına ve açık betasına da katılmış olduğum bir oyun olmakla beraber kısmet bugüneymiş ki bugün sizlerle Tarkov'u buluşturacağım. Oyunu daha doğrusu tanıtmak istiyorum. Çünkü oyun hakkında çok fazla kafa karışıklığı var. Çok fazla yanlış bilgi var. Ve bununla beraber çok fazla merak eden insan var. Umarım bu videoda en azından kendi takipçilerimin kafasındaki soru işaretini giderecek bir video niteliğinde olur deyip hemen tanıtıma geçelim isterseniz. Escape from Tarkov, Tarkov'dan çıkmaya çalıştığınız bir survival FPS shooter oyunu. Aslında tactical shooter diyelim biz ona. Çünkü oyun ciddi anlamda taktik geliştirmenizi gerektiren bir oyun. FPS türünü sevenler, survival türünü sevenler, daha çok arkadaşlarımla tactical şeyler yapmayı seviyorum diyenler için vazgeçilmez bir oyun olmuş. Neden uzun zamandan beri takip ettiğimi soracak olursanız, çünkü bildiğiniz gibi hardcore oyunları yakından takip ediyorum ve hardcore oyunları oynamaktan ciddi keyif alıyorum. Aslına bakarsanız benim tabirimle Escape from Tarkov hardcore bir oyundan öte. Ben ona ultra core demek istiyorum. Çünkü hakikaten gerçekçiliği kendine benimsemiş ve gerçekçilik üzerine hareket eden bir oyun. Escape from Tarkov'da ben daha önce görmediğim birçok mekaniği buldum. Bunun da sebebi birazcık tecrübeli bir kadroya sahip olmaları. Hatta şunu söyleyebilirim ki son 2-3 sene içerisinde pre-order yaptığım, yani ön sipariş yaptığım 2-3 oyundan sadece bir tanesi Tarkov. Öyle her early access oyunu da hemen para verip almam. Ancak Escape from Tarkov verdiğimiz paranın hakkını %100 veriyor bence. Oyunun şu anda web sitesinden ve Durma Play sitesi üzerinden satın almanız mümkün. 5 tane paketi var. Paketler arasında değişik farklılıklar var. Bunları video içerisinde bahsedeceğim. Ancak standart versiyon, yani en ucuz versiyon alabileceğiniz 150 lira niteliğinde ve akıllardaki en büyük soruya ilk başta cevap vereyim. Oyun pay to win mi? Hayır, kesinlikle değil. Oyun yapımcıları da kendileri birer oyuncu oldukları için ve hardcore oyunculara hitap etmek istedikleri için öyle bir düşünceleri ya da fikirleri yok. Gel gelelim oyunumuza. Hemen anlatacağım. Oyunda tabii ki kendi bir karakteriniz var. Bu karakteri buradan görebiliyoruz. İşte ben bu karakteri oynuyorum şu anda. Burada istatistiklerinizi görebiliyorsunuz ki bu istatistikler şu anda tam olarak da çalışmıyor. Kill rate'i 1 tutuyor mesela sürekli gibi. Bunlar tabii ki düzelecek. Videoya başlamadan önce söylememiz gereken en önemli şey bu oyunun beta testing aşamasında olduğu. Yani bu oyun henüz tamamlanmış bir oyun değil ve 2018 yılı içerisinde çıkış yapacak. Bu ne kadar süreç alacak henüz bilinmiyor. Ancak tahminimize göre 2018'in Aralık ayına kadar süreceği tahmin ediliyor. Oyunu yavaştan anlatmaya başlayacağım. Menülerden başlayarak. Bu bizim karakter ekranımız. Yani oyunda belli bir karakteri kastırıyoruz. Bu anlamda oyunda rol yapma, RYO oyun türüne de birazcık giriş yapıyoruz. Nereden çıkıyor tabii ki bu? Skill'lerimizden çıkıyor. Oyunda şu anda 51 adet pasif skill bulunuyor ve bu skill'ler sizin oyundaki oynanış tarzınıza göre şekilleniyor. Yani siz belli bir experience alıp belli bir skill ağacında, yetenek ağacında o yetenekleri tek tek açmıyorsunuz. Siz nasıl hali hazırda bir oyun sergiliyorsanız karakteriniz ona göre hareket ediyor, ona göre gelişiyor daha doğrusu. Mastering bölümünde ise, bu da uzmanlık bölümü, oyundaki silahları ne kadar kullandığınıza dayalı olarak o silahları da daha hızlı reload yapma tarzında, o silah işte sıkışması durumunda o sıkışmayı daha hızlı giderme tarzında özellikler ekliyor karakterinize. Bu menüde yine canınızı, sağlığınızı görebiliyorsunuz. Oyunda aynı zamanda bir survival oyunu olduğunu söylemiştik.
Susuzluğunuz ve enerjiniz mevcut, vücut ısınız ve üzerinize saçtığınız ağırlık mevcut ve buna daha sonra eklenecek olan radyasyon ve diğer zehirli atıklar, nükleer atıklar olması muhtemel. Bunlar forumda yazılıyor ve geliştirileceği, oyuna ekleneceği yazıyor. Burası station'iz arkadaşlar. Amacınız oyunda Tarkov'a girip belli bir loot yapıp ve o loot'la dışarıya çıkmak. Size verilen süre içerisinde tabii bunu yapmanız gerekiyor. Eğer süre içerisinde sizin için açılmış olan kaçış noktalarından Tarkov'dan çıkamazsanız ya da çatışma esnasında ölürseniz o zamana kadar topladığınız bütün loot ve hali hazırda o oyuna girmek için yanınıza götürdüğünüz loot kalıcı olarak yok oluyor. Peki burada ne başlıyor? Dark Souls tarzı oyunlarda bildiğimiz kaybetme hırsı. Daha doğrusu kazanma hırsı mı diyeyim ya da kaybetme sevinci mi diyeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İşte Tarkov bize bu tarz duygular yaşatıyor. Haddi zatında da verdiğiniz parayı bu şekilde karşılığını size geri döndürüyor. Ben buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sinemaya niye gidiyorsunuz? Film neden izliyorsunuz? Belli başlı duyguları hissetmek için. Moraliniz mi bozuk? Komedi filmine gittiniz ya da korkmak mı istiyorsunuz? Korku filmine gittiniz, aksiyon filmine gittiniz. Neden buraya para verip bu sinemaya gidiyoruz? Çünkü belli bir hissiyatı oradan alıyoruz. Tarkov da aynı şekilde size belli bir hissiyat sunuyor. Bana daha çok heyecan, adrenalin ve gerilim veren bir oyun Tarkov. Ve bu manada da benim Tarkov'a vermiş olduğum 150 lira kuruşu kuruşuna hak ediyor diyebilirim. Gel gelelim, oyun tabii ki bunlarla sınırlı değil. Kafalardaki en büyük sorun şu: ben bu oyunu satın aldım, oynadım, daha sonra sıkılacağım. Neden alayım ki? Güzel bir soru bu da. Onun da cevabını şöyle verelim. Ben oyuncu gözüyle bakıyorum, kendimde bir oyuncu olduğum için ve aklınıza gelebilecek soruların cevabını vermeye çalışıyorum birazcık da bu videoda. Oyunda bir trading sistemi var. Buraya yeni traderlar da zaman içerisinde ekleniyor olacak ve bu traderların hepsi belli başlı şeyler satıyorlar ve satın alıyorlar. Bunların yanı sıra da size belli başlı yine oyun içerisinde görevler veriyorlar. Test kısmına geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada bir görev vermiş. Bunun karşı olarak ödüller veriyor. Size görev anlatılıyor ve kabul edip o göreve doğru koşturuyorsunuz. Onun dışında bu traderla, bu tüccarla yaptığınız alışverişlerden belli bir kazanç sağlıyorsunuz. Oyunda 3 adet para birimi var. Euro, dolar ve ruble olmak üzere 3'e ayrılıyor. Ve o tüccarla yaptığınız alışverişe göre o tüccarın sadakat seviyesini arttırıyorsunuz. O tüccarın sadakat seviyesi arttığı zaman size daha iyi itemler getiriyor, daha farklı eşyalar satıyor ya da satın almaya başlıyor. Bununla beraber size daha iyi fiyatlar çekiyor. Bunun dışında oyuna yeni gelecek şeyler de var. Bunlardan bir tanesi bit pazarı ve bir diğeri de auction house, yani açık arttırma sistemi. Auction house'u Diablo tarzı oyunlardan aşina olanlarımız vardır ve oldukça güzel bir sistem bence auction house. Yani oyuncuların eşyalarını birbirleriyle pazarladığı yerler ya da ufak eşyaları bit pazarına çıkarttığı yerler. 1 milyoncu yani bizim deyişimizle. Onun dışında oyunda yine ne ediyi belirsiz fence'ler var. Yani fence var. Fence size bütün birçok eşyayı bütün oyunculara sunulmuş bir alanda satıyor. Burası sürekli yenileniyor bunların stage'leri ve bu süreçte diğer oyuncular almadan önce istediğiniz itemleri kapmanız gerekiyor. Onun dışında bir isterseniz oyunun nerede geçtiğini bir görelim ve oyundaki faction'lardan bahsedelim. Oyunda iki tane faction var arkadaşlar. Bu oyun hem PvE hem de PvP bir oyun. Yani hem yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz hem de diğer oyunculara karşı mücadele ettiğiniz ya da diğer oyuncularla beraber çalıştığınız bir oyun. Bu anlamda tamamen oyun bize özgür bırakmış durumda. Oyundaki tane faction var. Bunlardan birisi Bir, öbürü Yusek. Yusek daha çok Birleşmiş Milletler ya da Amerika'ya özgü bir faction. Oyunun lore'unu henüz okumadım ancak lore kaynakları da forumda mevcut. En kısa zamanda okuyacağım. Belki onunla da ilgili bilgileri daha sonra size aktarabilirim. Ben Bir'i seçtim ve Rus tarafında oynuyorum işin. Çünkü oyun yapımcıları zaten Ruslar. Ben de ev sahibini oynayayım dedim. Belki 1-0 önde başlarım düşüncesiyle başladım. PMC karakterimiz ana karakterimizi sembol ediyor. Ve Scav karakteri de, bu da Scavenger'dan kısaltma, yani yağmacı. Bu arkadaş da yağma yaptığımız karakterimiz. Scavenger karakterimizle yaptığımız yağma doğrudan PMC karakterimize transfer oluyor.
Scavenger karakterimiz yarım saatte bir açılıyor betada. Daha sonra bu değişebilir, bilmiyorum. Yani yarım saatte bir scavenger olarak oyuna girebiliyoruz. Girdiğimiz oyunda hem diğer scavengerlar var hem de PMC karakterler var. Scavengerların amacı yapabildiği kadar loot yapıp diğer PMC'leri öldürmek ve Tarkov'dan ayrılmak. Bu anlamda scavengerlar aynı zamanda bot faction'ı, yani botların birliği diyeyim. Ve oyuna scavenger olarak girdiğiniz zaman diğer botlar size saldırmıyorlar. Sadece diğer PMC'ler saldırıyorlar. Ancak diğer oyuncular da scavenger olarak girmiş olabiliyor bu server'a. İşte burada ortalık felaket karışıyor. Acaba scavenger karşıdaki scavenger bot mu, insan mı, değil mi, bana sıkacak mı, yoksa birlikte miyiz? Bunu anlamanız gerçekten çok zor, çünkü oyunun yapay zekası beta'da olmasına rağmen oldukça etkileyici. Hatta birçok FPS oyununda ben görmediğim yapay zekayı Tarkov'da gördüm. Açıkçası scavenger'ların bot mu yoksa insan mı olduğunu kestirmek bazı durumlarda cidden büyük zorluk çıkartabiliyor. Scavenger karakterinizle tabii ki PMC karakterinizin level'ını kastıramıyorsunuz. Yani PMC karakterinizle oynadığınızda dediğim gibi yaptığınız her eylemden belli bir yetenek kazanıyorsunuz. Lootlamadan, işte etrafı gezip exploration yapmaktan, kilit açmaktan, görev yapmaktan, silah ateşlemekten, uzmanlık alanlarınıza seviyeniz tamamen PMC ile oynadığınız zaman gelişiyor. Scavenger oynadığınız zaman PMC karakterinize hiçbir katkınız olmuyor loot dışında, o da çıkabilirseniz. Bu da herhalde lootsuz kalırsanız, yani sıfıra dönerseniz bedava sizi içeri sokmak için tasarlanmış bir olay. Evet, Tarkov burası. Bir sonraki menü. İşte buradan Tarkov sokaklarından tutun shoreline'a, yani kıyı kesimine, terminale kadar giden uzayan bir harita. Zaman geçtikçe tabii ki burası belki böyle sağa doğru, belki sola doğru büyüyecek zaman içerisinde. Ama şimdilik bu harita beta'da bize sunulmuş ve bu haritada 4 tane ayrı bölüm var. Customs, Factory, Woods ve Shoreline. Şimdilik beta'da bu haritaları oynayabiliyoruz. Oyun size oyun içerisinde hiçbir arayüz sunmuyor. Zaten birazdan göreceğiz. Tamamen hardcore bir deneme, hazır olun arkadaşlar. Şu anda Interchange haritası hazırlanıyormuş ve planlara göre Interchange, Suburbs ve Street of Tarkov'a doğru öncelikle harita genişleyecekmiş. Ve bütün haritalar hazırlandıktan sonra oyuna bir de single player modu eklenecek. Single player modunda ise belli bir hikayeyi oynayacağız tabii ki. Oyun 2028 Rusya'sında geçiyor. Ve orada bir hikayeyi part part burada oynayacağız. Daha sonra bu harita komple birleşerek bize bir free roam modu açılacak. Yani bütün haritaların tekte bir araya geldiği bir harita açılacak. Bu haritada da hep beraber 64 kişinin girdiği bir mücadele yaşanacak tabii ki. Bununla beraber oyun tamamen çıktıktan sonra oyuna ek paketler de planlanmış durumda. Şu anda o ek paketlerle beraber de haritaların içerisinde sadece ek paket satın alanlara özel mekanlar olacakmış. Bu arada bu bilgilerin birçoğunu Escape from Tarkov Türkiye şeyinden, sorumlusundan aldık. Dimitri'den. Dimitri sağ olsun yayınımıza katıldı ve bize bu bilgileri canlı yayında Twitch kanalımda aktardı. Siz de Twitch kanalımı takip ederseniz zaten oyunla ilgili birçok gameplay'i de görebilirsiniz dostlar. Şimdi bir haritaya girelim isterseniz. Beta'da şu anda gece gündüz döngüsünü seçebiliyoruz gireceğimiz server'da ve bize bu server'daki zorluk seviyesi ve süre gösteriliyor. Eğer seçimizde bir harita varsa haritayı yanımıza alarak bölgenin haritasını görmemiz mümkün ve buradaki çıkış noktalarını ve doğacağımız yeri seçmemiz mümkün. Yoksa hiçbir şey bilmeden içeriye gidiyorsunuz. Gelin yanımıza bir harita alalım görmeniz açısından. Site şimdilik burada mıydı? Yok. Site şimdilik oldukça dar ama bu sizin level'ınıza göre ilerleyen seviyelerde artıyor. Custom haritasını buraya alıyoruz. Burada konteynerınız var. Sadece şu bölme, siz ölseniz de loot'unuzun saklandığı bir bölüm arkadaşlar. O yüzden çok önemli eşyalarınızı ya da o görev için size gerekli olan eşyaları burada muhafaza edebiliyorsunuz. Çünkü öldüğünüz zaman geri kalan bütün her yer gidiyor. Yapımcıların söylediğine göre şu envanter ekranı da şimdilik hazırlanmış işlevsel bir
ekran. Bu daha sonradan dizayn anlamında sanıyorum daha değiştirilecek ama şimdilik üzerimizde 2 adet ana silah, 1 adet yan silah, göz aksesuarı, kafa surat aksesuarı, kafa aksesuarı, kulak aksesuarı ve zırh giyebileceğimiz bölmeler var. Tabii bir de ML silahımız var, yani yakın dövüş silahımız var. Bu daha sonradan değişebilir imiş. Şimdi tekrar gidelim, haritayı yanımıza aldık. Gireceğiz ve girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi harita geliyor ekranlara. Artık bir haritamız var. Ve burada her haritada arkadaşlar belli başlı stabil, her zaman daimi olan çıkışların yanı sıra bazen de belli sürelerde açılan rastgele çıkış noktaları var. Önemli olan bu noktaları bulabilmek. Gördüğünüz gibi Crossroads ve Trailer Park yazılan alanlar bizim daimi çıkış noktalarımız bu haritadan. Onun dışında yanında soru işareti olan noktalar ise rastgele açılan çıkış noktaları burada. Ve bu çıkış noktaları bazen sizden para bile isteyebiliyorlar. Mesela Smuggler Spot, kaçakçının teknesi. Kaçakçının teknesine gittiğiniz zaman bazen sizden kaçmak için işte 3000 ruble getir gibi ya da bana şu itemi getir gibi teklifler sunabiliyorlar. Haritadan ayrılabilmek için iki tane spawn noktası var. İstediğimizi buradan seçmemiz mümkün. Buradan spawn olursanız sizin kaçış noktalarınız bu kaçış noktaları olarak değişiyor. Buradan spawn olursanız bu kaçış noktaları olarak değişiyor. Bir girelim bakalım, görün. Ben öncelikle bir offline modda gireceğim. Ve süreyi de akşam yapacağım. Akşam girdiğiniz zaman çok daha farklı oluyor çünkü oyun. Görmeniz açısından, video kalitesi açısından nasıl olur bilmiyorum ama gelin bakalım oynayalım ve deneyelim. Gece görüşüyle giriyorum. Şimdi ben offline modda girdiğim için herhangi bir loot kaybetmeyeceğim. Benim için bu antrenman modu gibi bir şey. Yani haritaları ezberleyebileceğiniz, oyun mekaniklerini çalışabileceğiniz, kendinize açıkçası birazcık hazırlayabileceğiniz normal serverlara bir alan. Ve tabii ki burada da FPS ya da ping tarzı sorunlar olmadığı için çok daha rahat oynayabiliyorsunuz. Canlı yayınlarda tabii ki normal sunucularda arkadaşlarımla beraber oynuyorum. Keza arkadaşlarınızla beraber oynamanız sizin için büyük bir avantaj. Çünkü bu çok zor bir oyun ve tek başınıza oynamanız bir o kadar zor. Arkadaşlarınızla bu oyunu oynarken iyi seçin. Çünkü oyunda koordine olmak ve iletişim halinde olmak anahtar. Başarının anahtarı arkadaşlar. Bu anlamda haritaları ezberlemeli ve haritadaki alanlara kendiniz isimler verebilirsiniz. Hatta askeri terimleri de kullanmanız sizin faydanıza olacaktır. Saat 6 yönünde, 9 yönüne doğru geçti. Doğu, batı, bunları anlatabilirsiniz birbirinize. Ve bu şekilde iyi bakalım yüklensin, biz neler göreceğiz. Evet, doğuyoruz. Ve doğduk. Gece görüşünü bir kapatalım. Gündüz doğduk. İlginç, gece doğmak istemiştim. Olsun, gündüz olsun. Yanlış basmış olabilirim görmeden. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi ekranda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oyundaki tuşları, püf noktalarını öğrenmek için yakın zamanda bir video çekeceğim. Eğer o videoyu çekmişsem hali hazırda şurada bir yerde ya da şurada bir yerde açılan karttan o videoya da gidip oyundaki püf noktalarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım bir walkthrough tarzında bir şey yapalım. Neler yapabileceğiz? Öncelikle envanterimize bakıyoruz. Buradaki medkit'i ve painkiller'ı quick slot'a çektim. Hatta bandajı da çekelim. Şuraya cebimize çıkartıp. Bunlar artık hızlı bir şekilde erişebilirim. Kafamda kask olmaması üzdü tabi. Bir de pistolümüz var. Okey. Silahım şu anda MP5. Çok da güçlü olmayan ancak seri atış yapan bir silah. Çok da uzaktan doğduk. Customs tarafından doğduk. Şöyle bir gidelim. Amacımız oyundaki diğer oyuncuları öldürerek, aslında asıl amacımız tabii ki öldürmek değil ama onlara, daha doğrusu ölmeden
ve belirli bir loot yaparak bu serverdan ayrılmak. Sağ üstte bakarsanız 39 dakika süren var ve oyun size burada çıkabileceğiniz noktaları gösteriyor. Gördüğünüz gibi. O noktaları zaman içerisinde öğreniyorsunuz. Ve bir fener. Ve bir tabanca çıktı. Bir de bir medpack daha çıktı. Oyunda şu anda beta olduğu için loot sayısı oldukça fazla arkadaşlar. Yani çok rahat loot bulabiliyorsunuz. Çok rahat silah bulabiliyorsunuz. Az önce buldum gördüğünüz gibi. Ve bu bir süre sonra kalkacak. Yani oyunun release'inde oyun çıktığı zaman loot sayıları aşağıya doğru çekilecek. Böylelikle açık arttırmadaki fiyatlar artacağı gibi silahların parçalarını bularak bir silahı birleştirmemiz gerekecek. Oyunda birçok mekanik mevcut. Bunları size göstereceğim. Oyunda beni en çok etkileyen şey oyunun sesleri oldu açıkçası. Şu an benim silahımda susturucu takılı ama susturucusu olmayan bir silahı yere yatıp ya da işte normal bir şekilde burada tarayın ve çıkan sese bakın arkadaşlar. Bunları size zaten ben de zaman içerisinde göstereceğim. Muhteşem bir ses sistemi var. Bastığınız zemine göre ayak sesleri, üzerinizdeki ağırlığa göre, çantaya göre ayak sesleri, her şey değişkenlik göstermekte. Gördüğünüz gibi mermim bile göremiyorum. Sadece sol altta bir gösterge çıkıyor bazen. O da ne kadar eğildiğinizi az eğilebiliyorsunuz isterseniz şu şekilde. Ya da ne kadar hızlı yürüdüğünüzü alttaki beyaz bar şu an altta değişen. Mesela şu an en yavaş yürüme şeklim bu. Gördüğünüz gibi hiç ses çıkartmadan birazcık daha hızlandırabiliyorum. Yavaş yavaş daha hızlı yürüyeyim bakın. Şu anda en hızlı yürüyebildiğim bu üzerimdeki ağırlık göz önünde bulundurulduğu zaman. İstediğiniz gibi sağa sola eğilmeler mevcut. Ya da isterseniz silahınızda kaç mermi kaldığını görmek için taba basıp buradan silahınızda kaç mermi kaldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda şu şekilde şarjörünüzü kontrol edebilirsiniz. Bu Alt ve T tuşları. Yine Shift T tuşuna bakarak hazneyi kontrol edebilirsiniz. İçeride mermi var mı yok mu diye. İsterseniz yana doğru böyle az bir şekilde yatabilirsiniz. Ya da diyelim ki öyle bir yerde henüz önümde yok ama diyelim ki burası daha kısaydı ya da ben az eğilebilirim burada. Mesela şöyle eğildim ve görmüyorum üstü ama şu şekilde silahımı üstten çıkararak ateş edebilirim. Kör bir atış yapabilirim. Tabii ki düşmanın zırhına göre vurduğunuz yere çok önemli. Bunları zaman içerisinde bu teknik ve taktik noktaları çok hızlı bir şekilde kavruyorsunuz zaten. Mesela benim silahım şu anda 9 mm'lik mermi atıyor. Yani aslına bakarsanız bu bir tabanca mermisi. Ancak ağır zırhları bu mermi sadece gıdıklayacaktır. Pek bir etkisi olmayacaktır. Bunları zaman içerisinde hangi merminin hangi zırha ne kadar etki ettiğini öğreniyorsunuz. Gerçekten çok fazla detay var oyunda. Çalılara girdiğiniz zaman çıkan seslere bakın. Hani bu detayları yapmak kolay değil. Bunu yaşamak çok zevkli. Dediğim gibi her zaman ben bir oyun yapan aslında içindeki detaylar ne kadar iyi ve çok olursa o kadar fazla zevk alırız bir oyundan. Escape from Tarkov'da bu detayları sonuna kadar hazır etmiş bir oyun. Bana bakarsanız, benim düşüncemi merak ediyorsanız Escape from Tarkov hali hazırda bitmiş bir oyun arkadaşlar. Sadece birkaç teknik sorunu var. Onları da bu hafta gelen 0.6 patch ile ciddi derecede düzeltmiş durumda bu oyun. İsterseniz kapılara tekme atabilirsiniz. Kitli olan kapılara. Tahta kapıların çoğu kırılıyor. Bunun gibi metal olanlar kırılmasa da. Silahınızın ucuyla birçok yerde camları kırabiliyorsunuz. Bu da ilginç bir detay. Şu an buradakiler kırılmıyor olsa da en çok otobüste kırılıyorlar şangır şungur. Şu an oyun PvE modunda ve burada birçok şu anda bot var. Şu an denk gelmedik. İlginç oldu ama denk de geleceğiz galiba. Şu an benim ters noktamdaki çıkışa doğru gidiyorum. İsterseniz arabaların kapılarını, bagajlarını açabiliyorsunuz. Oraları dahi kontrol edebiliyorsunuz. Bakın buradan
Yulaf ezmesi çıktı. Sabah kahvaltılarımızın biraz daha ilerleyelim. Arkadaşlarınızla beraber organize olarak ses yapmadan eğilmek, arkayı kollamak, her yere bakıp takım olma hissiyatını ben daha önce hiçbir oyunda bu kadar güzel yaşamadım. Bakın cam kırıldı mesela. Buraya gidince bunlar tabii sesler. Bu sesler önemli. Çevreye yaptığınız sesler şu an. Alenen köprüden gidiyorum mesela. Nasıl olsa loot'um gitmeyecek diye. Aa bak karşıdan sıkıyor. Bakın buraya geldim. Bir tanesi alta gitti. Evet onu düşürdüm. Susturucumla. Onun sıktığı sesler bile inanılmaz korkunç. Sağ taraftan da ateş alıyorum şu anda. Göremiyorum ama alıyorum yani. Evet alt tarafa inen arkadaş da pompalıyla sıkıyor. Şu an kum torbasında oldukça kordayım. Ama şu an kafamda kask olmadığı için kafama gelecek ilk mermide öleceğim. Birazcık geri çıkalım. Mermimizi kontrol edelim. Hala haznemde mermi var. Yaklaşık olarak 20 mermimin daha olduğunu düşünüyorum. Evet 15 mermim kalmış. Mermi sayma alışkanlığı bende çok eskiden beri birçok oyunu arayüzsüz oynadığım için mevcut. Her ne kadar doğru sayamamış olsam da sayamaya çalışırım yani elimden geldiğince. Aşağı yukarı bilirim yani. Oyunda reload yapmak yedek şarjörünüz varsa R tuşuna basmak kadar kolay. Ancak eğer yedek şarjörünüz yoksa mermi doldurması bir o kadar işkence haline dönüşebiliyor arkadaşlar. Onu da birazdan detaylarını göstereceğim. Bir başka alternatif yoldan şu anda karşıya geçmeye çalışıyorum. Bakın ayak sesleri nasıl değişti tahtaya bastığım zaman. Bir kişi pompalısıyla aşağıya doğru kaçmıştı. Bakalım onu buralardan görme şansımız olacak mı? Evet, sanırım olmayacak. Tekrar yukarı çıkmış olabilir. Yapay zeka çok iyi hareket ediyor. Çok akılcı hareket ediyor. Yere atabiliyorlar. Mesela şeyle karşılaşmıştım daha önce. Bir böyle yine botla kapışırken yere yattım. Bir arabanın arkasındaydım. O da yere yatarak beni ayağımdan vurdu mesela. Yani böyle bir yapay zeka yok. Evet oyundaki bir çıkış burası. Smuggler's Bot denilen yer burası. Oyun içerisinde haritayı açıp bakabiliyorsunuz. Ama biz dışarıya çıkmayacağız şimdi. Çünkü henüz istediğimiz loot'u yapamadık. Tabii düşmanlarınızı öldürdüğünüz zaman onları lootlayabilirsiniz. Onların dog taglerini alabilirsiniz. Evet karşıda bir düşman, hatta iki düşman var. Buradan tam net bir görüntü alamasam da çok uzaktalar. Evet biri düştü. O da düştü. İkisi de öldü şu anda. Bakın buraya gelerek mermi değiştirme yöntemini göstereceğim. R'ye basarsam bu mermi buraya dolacak. Ama bu şarjörün olmadığını düşünelim. Ve bunun şarjörünü çıkartalım. Gördüğünüz gibi 10 mermi olan şarjör şu anda çıkıyor. Animasyondayken zaten kullanamıyorsunuz. Eğer şarjörüm olmasaydı ve sadece bu şekilde mermim olsaydı bu mermiyi bu şarjöre önce doldurmam gerekiyordu ve daha sonra bu şarjörü tekrar buraya takmam gerekiyordu eğer bu şarjörüm olmasaydı. Şimdi sadece mesela R tuşuna basarak direkt bu şarjörü çıkartıp öbür şarjörü takabilirim. Yeleğimde yer olduğu için bu büyük şarjör yeleğimin cebine sığıyor. Ancak yerim olmasaydı bu şarjörü yere atacaktı arkadaş. Bunlar da önemli birkaç detaydan sadece bir tanesi. Alt E tuşuyla direkt bu şekilde sağa çıkabilir. Alt Q tuşuyla sola çıkabilirsiniz. Alta basmazsanız da yana doğru yatıyor. Yani hemen step yapabiliyorsunuz sağa sola şu şekilde. Hızlı gir çık yapabiliyorsunuz. Bunlar da diğer detaylardan bazıları. Şimdi öldürdüğümüz arkadaşlara birazcık yanaşalım isterseniz. Bakalım onlar ne silahlar kullanıyorlarmış.
sağdan biri çıkabilir. Çünkü birinin aşağı gittiğine eminim. Ne tarafa geçtiğini de bilmiyorum. Buradaki yolda dikkat ederek karşı tarafa geçeceğim. Birilerini lootlarken yere yattığınız zaman çoğu insan sizi ölü sanabiliyor. Bakın armoru var. Alabilirim istersen. Bende armor var. İkinci silah olarak bu pompalıyı yanıma alabilirim. Aman 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 nerelere bastım. Evet o beni vuramadı. Ben de onu vuramadım. Hiç de ses vermeden geldi. En korktuğum şey de loot yaparken ölmek. Ve silah seslerine diğer botlar da yanaşıyor. Bu arkadaşa bakalım. Bu arkadaşın keleşi varmış. O zaman bu pompalıyı atıp bu keleşi alalım. Yeleğinden de birkaç tane şarjör alırsak işimizi görecektir. Evet 2 adet şarjörü var. Bu keleşi kullanırım. Diğer ceplerini de bu şekilde arayabiliyorsunuz. Keleşle birazcık daha işler sesli olacaktır ama çok daha güçlü olacaktır. En azından bunun zırh delici özelliği var. Bu arkadaş bana neyle sıktı? Bu arkadaş bize saygayla sıkmış. Evet sayga silahla sıkmış. Bunun çantasını istersek alabiliriz. İstersek çantaları iç içe geçirebiliriz. Bakalım çantasında ne var. Yiyecek içecekler var. Mesela susuzluğum azalmış. Bunu içerek Hot Rod, Red Bull çakması bir şey. Onu içerek susuzluğumuzu ve enerjimizi arttırabiliriz. Gördüğünüz gibi arttı. Dilersek bunları küçük çantamızın içine çekerek anahtar çıktı mesela. Beta konteynerimi atabilirim. Bunu bunun içine çekip bu çantayı komple alabilirim. Bu durumda ağırlığım da ona nazaran artıyor. Mesela şu anda 26 kiloyum ama bu çantaya atarsam hala 26 kiloyum. Niye değişmedi anlamadım. Normalde değişiyor. Şu an offline'da mıyım diyedir nedir anlamadım. Şimdi benim gideceğim yön bu tarafta. O taraf birazcık karışık inşaat alanı. Ben bu tarafa doğru gideceğim. Çünkü benim çıkış noktam da o tarafta. Silahlarınızı dilediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelin şuraya yatıp onu da size göstereyim. Atıyorum bu silah. Inspect. Burada silahınızı olduğu gibi görebiliyorsunuz istediğiniz açıdan. Burada modding ekranı yokmuş. Var diye hatırladım ama onu menüden göstermem gerekecek. Oyunda inanılmaz bir silah modlama menüsü var. İnanılmaz detaylı. Evet şurada biri var gördüğünüz gibi. Beni görmedi sanırım. Susturucuyla vurmaya çalışacağım kafadan. Evet beni görmüş. Hem de iki kişi varlar. Biri sağda, biri solda. Evet şurada şu taşın arkasındaki kişi var. Evet kaçıyorlar gördüğünüz gibi. Yakına başka biri mi geliyordur nedir? Ya da etrafıma dolanma. Evet yakına başka biri gelmiş. Tamam. Oo, oo mermi geçiriyor. Evet son mermide öldü. Şu anda yaralandım. Ve kanamam var. Sol üstte bu gözüküyor. Health bölümüne geldiğiniz zaman burada ne var ne yok görebilirsiniz. Şu an kanıyorum ve kanamaya devam edersem bir süre sonra sağ bacağımı kaybedeceğim. Bunu bandajla beraber kanamayı durdurabilirim. Ama şu an iki bacağım da sıfıra indiği için beni bacağımdan vurmuş. Ölmedim bacağımdan vurduğu için. Kafama da sıyırmış mermiler. Onu da tedavi edebiliyoruz. Kısa yol tuşlarına basarak da bunu yapabiliyorsunuz. Ancak bacaklarımı kaybettiğim için artık sadece toparlayarak yürüyeceğim. Bu eğimimi de bozuyor. Ve büyük bir handikap haline geldi benim için. Bu arkadaşın elinde sayga varmış. Üzerimde iyi bir zırh olduğu için pek bir şey olmadı. Bunun mermisi bitti. Hemen reload atabiliyoruz. Yeleğimizdeki yedek şarjörü takarak ama beni arkalamaya çalıştılar galiba. Arkadan da gelebilirler. Şurası da açık. Büyük ihtimalle oradan da gelecekler. Koşamadığım için şu an ölü sayılırım. Tek yapabileceğim şey şansımı deneyerek eğim şansımı iyi killer alabilmek. Ya da hiç ses yapmadan burada bekleyip onların gelmesini bekleyerek onları öldürmek. Aksi halde pek bir şansım yok. İlerlemek istemiyorum çünkü ilerlediğim zaman oradakiler beni muhtemelen görecek. Ormanın içinde dalarak daha iyi kamufle olabilirim eğer dalabilirsem.
Ayak gitti çünkü. İsterseniz iki kere Y'ye basarak etkileşim menüsünü açabiliyorsunuz ya da diğer oyuncuları kandırmak için ah bliyat böyle konuşabiliyorsunuz abi. Şu an vurulduğum için öyle çekti eleman. İlk kere Y'ye bastığınız zaman değişik hareketlere falan yapabilirsiniz diğer oyunculara ya da arkadaşlarınıza sizi tanıması için. Ya da diğer konuşmaları yapabilirsiniz. F1 tuşuna bastığınız zaman karakteriniz otomatik olarak konuşuyor zaten. Diğer oyunculara botmuşsunuz izlenimi vermek için bu yolu da tercih edebilirsiniz. Şuradan kafayı kaldırıp bir bakalım. Bakalım geçebilecek miyiz? O diğer arkadaş şöyle yukarıya doğru koştu. Oralarda lojmanlar var. Oraya doğru koştular. Bu borunun altından sürünerek geçeceğim. Şu an hızım bayağı düştü üzerimdeki ağırlık ve ayaklarımın durumuyla ilgili olarak. Bu tarafa doğru kaçmışlardı. Herhangi bir ses duymuyorum şu an kendi haricimde. İlerlemeye devam edelim. Her yerde loot var aslında. Bu mekanların içi loot dolu. Oo, bu arkadaş ölmüş bakın. Onu vurmuşum kanamadan dolayı ölmüş. Pek fazla uzağa gidememiş. Ama iki kişilerdi. Bir tanesi mutlaka gitti. Yo o da ölmüş. İkisi de buradaymış. Görememişim. İkisi de mermilerimin şeyinden kaçamamışlar. İkisini de vurduğum için ikisi de ölmüş. Mesela bunun şarjörünü silah değil de şarjörünü çıkartarak alabilirim. Bakalım rigine bakalım. Hatta bunun da birazcık savunması var diye biliyorum emin olmamakla beraber. Bu silahı da şey yeleği de değiştirebilirim. Bunu at şunları da alayım hatta. İki mermi, iki mermidir. Bu şekilde iki mermiyi de alıp şunları şöyle atabilirim. Bunu atıp bu yeleği giyebilirim. Çantasına da bakalım. Şu an daha fazla AK mermim var. Bakın bir araba daha çıktı. Araba demişim. Araba anahtarı daha çıktı. İşime yarayacak şeyleri alıp işime yaramayacakları bırakarak yoluma devam ediyorum. Bacağımı geri getirmenin en azından yürüyebilmemin tek bir yolu var şu anda. Bu yara açık. Bu yara tekrar hasar alırsa kanamaya tekrar devam edecek. O yüzden o yaranın kanamasının durması gerekiyor. Bunun için belli bir zaman geçmesi gerekiyor oyunda. Bekleyerek de bunu kapatabiliyorsanız painkiller de acıyı düşürüyor. Anagin, panagin gibi ilaçlardan oluşuyor. Oyunun grafikleri çok tatlı. Şu anda orta derecede grafikleri görüyorsunuz. Kayıt aldığım için grafikleri ortaya göre kıstım arkadaşlar. Oyunun grafikleri çok tatlı ve daha da gelişecek. Size daha güzel bir run yapacaktım aslında. Sniper tüfeğimi alıp Night Vision'la daha güzel bir walkthrough görmenizi ümit ediyordum. Ancak bu sefer tamamen plansız ve doğaçlama girdim. Aslına bakarsanız bu oyunun da en zevkli kısmı o. Tamamen doğaçlama oynadığınız zaman oluyor. Şu anda oyunda loot çok fazla olduğu için oyunu bir süre oynadıktan ve belli bir seviyeye ulaştıktan sonra sizin için oyuna full girmesi kolaylaşıyor. Yani iki silahla zırhları falan çekerek girebiliyorsunuz pahalı zırhları. Ne olacak ki ölsem de yenisini yapabilirim demeye başlıyorsunuz. Ancak bu sadece beta için geçerliymiş. Yani adamlar ilerleyen dönemlerde yani oyunun release'inde belki de oyundan silahları büyük bir kısmını alacaklar. Ve geriye sadece silah parçaları kalacak. Bu durumda oyunu silahlarla oynamak girmek de bir o kadar zorlu olacak. Şu anda isterseniz şu çalıların arasına yatarak olduğumuz noktayı bir kontrol edelim. Aç diyoruz. Evet. Oyun arkadaşlar şurada bir yerde başladık. Buradan daha doğrusu şurada bir yerde başladık. Buradan bu şekilde şuranın bahçesinden geçerek buraya çıktık ve bu yoldan köprü üzerinden geldim. Köprü üzerinden geri döndüm ve alttaki bu yoldan yukarıya çıktım. Buradan şuradaki iki kişiyi öldürdüm. Buraya zoom yapabiliriz birazcık. Evet, blok vardı burada gördüğünüz gibi. Buradan şuradaki iki kişiyi öldürdüm. Bunları lootlarken buradan biri geldi. Biz onu da vurduk ve ondan sonra bu şekilde devam ettik. Buradaki otobüs durağına kadar geldik. Burada çatışmaları yaşadık. Şu taşın önünde iki kişi öldü. Onları da lootladık ve buranın arkasından geldik. Şimdi buradan ilerledik ve bu köprünün altında burada duruyoruz.
Peki çıkış noktalarımız nerelerde? Oyun bize oyuna girdikten sonra çıkış noktalarını göstermiyor. Aklınızda tutmanız gerekiyor bu noktaları. Ve bu noktaların bir tanesi şuradaydı galiba. Ve şu anda ben de orayı hedefledim ve oraya doğru gitmeye çalışacağım. Önümde bir benzin istasyonu var. Oraya uğrayıp oradan loot yapacağım ve devam etmeye çalışacağım. Evet, gelen var. Bir ses duydum. O yüzden yukarı çıkmadan önce çalıların arasında birazcık bakınacağım. Görüntü alabilir miyim diye. Galiba soldan geldi sesler ama. Tam karşıda kum torbaları var. Her harita birbirinden farklı. Çok geniş haritalar olduğu gibi çok dar haritalar da var. Tamamen sizin oyun stilinize göre girebileceğiniz haritalar mevcut arkadaşlar. Ve bu sayıda zaman içerisinde artacak. Ancak oyunu yaklaşık olarak bir 70 saat falan oynadım ve bu süre içerisinde hiç sıkılmadım. Beta olmasına rağmen oyun. Şöyle söyleyebilirim ki ben kendi şahsım adına konuşacak olursam gaming anlamında bu tarz turn-based oyunlar, yani turn-based derken arka arkaya maç attığınız, tur attığınız oyunlarda, FIFA'da buna dahil mesela, 4-5 oyun üst üste oynadıktan sonra sıkılırım. Yani 5 oyun üst üste atamam mesela. Ancak Tarkov'da böyle bir sorun yaşamadım çünkü her oyun birbirinden farklı oldu. Ya da keşfetme aşamasında olduğum için de öyle gelmiş olabilir, ancak sonuç itibariyle hardcore bir oyun olduğu için pek kolay sıkılacağımı zannetmiyorum. Tabii ki oyun işi renk ve zevk işidir. Herkesin zevki birbirine uymaz. Herkesin popisi farklı. Evet, bir quest item çıktı. Onu da alalım. Buraya ön kapıdan değil de arka kapıdan girelim. Ya da mesela takım arkadaşlarımız olsaydı şu anda önlü arkalı içeriye baskın yapabilirdik eğer içeride birileri varsa. Bu arada camlardan içeriler çok net göründüğü gibi İçeriden de dışarısı çok net görünüyor. Camların içerisinden ve dışarısından dışarıya göz atmayı hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Çoğu zaman hayat kurtarıyor bu tarz işler. Kafalardaki en büyük sorulardan bir tanesi extraction, yani çıkış noktasına neden pusu atılmadığı sorusu. Bunun da cevabı çok basit. Çünkü her oyuncunun kendine ait bir süresi var. Mesela benim şu anda sağ üstte gördüğünüz gibi 15,5 dakika sürem kalmış. Bu 15,5 dakikada buradan çıkmam gerekiyor ve bu server'ın süresi değil, oyuncu oyuna girdikten sonra oyuncu için başlamış olan süre. Ben çıktıktan sonra da bu server burada kalmaya devam ediyor. Yani o yüzden extraction'a pusu atmanız çok zor. Ben de şu an bulutu yapıyorum ama paraları cüzdanımıza koyalım. Ama buluttan çıkarttığım zaman da offline modda olduğum için bulut bana gelmeyecek arkadaşlar. Sadece oyundaki loot mantığını görmeniz için bulutu yapıyorum. İsterseniz devamında bu noktalara da girip devamında neler var neler yok bakabilirsiniz. Yine yönünüzü pusuladan bulabilirsiniz ama henüz pusula çalışmıyor. Sanıyorum kolumuzdaki saat bir süre sonra oyun release'inde dönüyor olacak. Böylelikle düşman işte 45'te, düşman 60'ta, 70'te diyebilirsiniz diye. Evet, şurada biri vardı. Gördüm ama geriye doğru çekildi. Umarım bana bir sorun... Evet. Evet, indi. Ama bana ateş açması... Bu arada botlar şu anda şansım yaver gitti ve vurulmadım yani. Normalde botlar gördükleri zaman hiç affetmiyorlar. Bam diye yerleştiriyorlar. Ama... Bizim için öyle olmadı şimdi. Oyunda arkadaşlar şu anda yanlış hatırlamıyorsam 18 ya da 20'ye yakın silah mevcut. Bu silahlar da zaman içerisinde artacak. İlk gelecek olan silahların arasında ise hatırladığım SVD var sadece. Dragunov yani Rus sniper'ı. Oyundaki silah çeşitliliği oldukça yeterli çünkü... isterseniz silahları birbirine karıştırabiliyorsunuz mod yaparken. Yani pompalı bir tüfeği taramalı bir tüfeğe çevirebiliyorsunuz.
İsterseniz saygıyla AK-47'yi karıştırabiliyorsunuz tarzında. Olaylar oyunda mevcut. Yine oyunda el bombaları var. Şu anda benim için silah anlamında en büyük eksik mayından oluşuyor. Oyunda tuzak kuramıyorsunuz ama yakın zamanda mayınlar da oyuna eklenecekmiş. Yani Claymore mayın dediğim şey. Onlar da eklenecekmiş. İsterseniz mesela bir ağacın arkasındayken hiç göstermeden şu şekilde yandan sıkabiliyorsunuz. Ya da işte ne bileyim nasıl yapıyordum? Galiba şöyle. Evet, böyle yine vurabildiğiniz gibi. Şöyle çıkıp da vurabiliyorsunuz isterseniz. Şu şekilde. Onlar güzel detaylar. Birçok ince duvar mermi geçiriyor. Geçirmeyen de çok fazla var. Evet, şurada biri mi var? Hop, ekranın içine girdim. Karşı tarafta göremiyorum şu anda. Mesela yere yattığım zaman silahı belli buradan yukarıya kaldıramıyorum mesela. Neden şuradan yukarıya kaldıramıyorum? Çünkü belim kırılır daha fazla kaldırırsam. Böyle detaylara iyi şey yapmışlar. İyi dikkat edilmiş. Bir silah mermi kutusu. Çamaşır suyu. Bu tarz itemleri de alıp ucuz fiyatlara da olsa satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ne kadar süremiz kaldı. 11 dakikamız kaldı. Bu süre içerisinde buradan çıkmam gerekiyor. Yine oyunla ilgili merak ettiğiniz sorular olursa muhakkak bu videonun yorumlarında sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince en iyi şekilde cevap vermek isterim onlara da. Ve vereceğimi de zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur beni takip edenler. Onun dışında yine Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Discord'da çünkü bu oyunu ben Twitch abonelerimle sık sık oynuyorum. Eğer oyuncak arkadaş arıyorsanız yine Escape from Tarkov Türkiye Discord grubuna da katılabilirsiniz. Orada da birçok oyuncu var. Kendinize göre bir oyuncu bulabilirsiniz. Şurada da birkaç loot var ama oralara bakmayacağım. İlerleyeceğim. Oyunda mermi sıyırmasından tutun kanamaya kadar ölümcül sonuçlar var. Bunu zaten az önce gördünüz. Arkadaki iki ölen elemandan. Kafaya vurduğunuzda tek mermide ölüyor zaten ki bu benim en çok sevdiğim ve oyunlarda olmasını istediğim şey. Evet, burada birileri var. Duvarın hemen sağındalar. Seslerini duydum. Ha, bu tarafa... Aha. Evet, kafaya tek attık. Bu silah dürbün olmadığı için bu gez göz arpacıkla vurması birazcık zor ama... Onu vurmayı başardık. Keşke koşabilsem. İçerilere dikkat edelim. Mapleri öğrenmeniz çok fazla zaman almıyor. 10-15 oyunda bir map'i rahatlıkla kavruyorsunuz. Evet, bu arkadaşta çok fazla bir şey yok. Aramaya gerek yok üstünü. Bir de şuraya bakalım. Evet, son 9 dakika olduğu zaman sağ üstte süre sizi uyarmak için kırmızı bir şekilde çıkıyor. Yine pinginiz de çok fazla artarsa yine üst köşede kırmızı ya da sarı renkte pinginizi görebiliyorsunuz. Tuvalete geldik. Birkaç tane daha scavenger vuralım. Çıkmadan şansımızı zorlayalım. Şansınız direkt girer girmez de çıkışa koşarak hiçbir şey lootlamadan isterseniz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir opsiyon olarak size sunulmuş durumda. Oyunda çok büyük güven problemleri var. Başkalarıyla grup olduğunuz zaman oyunda friendly fire var. Birbirinizi vurabiliyorsunuz. Şu an oyundaki en büyük sıkıntı dostunuzla beraber oyuna girseniz de onun dost mu düşman mı olduğunu ayırt edemiyorsunuz. Çünkü henüz oyunda customization yani karakter düzenleme bölümü mevcut değil. Zaman içerisinde bu da eklenecekmiş ve takımları ayırabilmeniz için kol bandı, pazu bandı gibi bir şey de yine oyuna eklenecek arkadaşlar. Yani kolunuza bir renk kuşak geçirilecek ve böylelikle kimin dost kimin düşman olduğunu anlayabileceksiniz. Evet, bu yol devam ettiğim zaman beni çıkışa götürüyor. Normalde. Ama bakayım Old Gas Station'da var mıydı?
dinleyicilerimiz arasında. Evet, Old Gas Station'da var. Şurası çok kolay bir çıkış benim için şu anda ama gelin zor olanı tercih edelim. Bakalım ölecek miyiz ya da süremiz yetecek mi? Çıkabilecek miyiz? Ya offline'dan çıkış yok da bildiğim kadarıyla zaten ama yani quit atarak çıkmanız gerekiyor sanırım loot'u almamak için. Ama yine de gelin şansımızı deneyelim. Belki yetişiriz. Süremizi sonuna kadar kullanalım. Hem de bakarsınız hiç dikkat etmediğimiz farklı bir şey görürüz. Ayak da yok. Çıkabilecek miyim bunun üstünden? Zıplayamıyorum ayağım olmadığı için. Normalde zıplayıp geçebiliyoruz bunun üstünden ama ayağım olmadığı için geçemedim. Kapı mapı var mı? Şu teller de kesiyor bu arada. Yanaşırsanız gördüğünüz gibi kesiyor. Ayağım olmadığı için zıplayamadım yani bu derece. Oyunda şu anda tırmanma animasyonları yok. Ancak pencere gibi ya da yarım duvar gibi yerlerden tırmanma animasyonları da oyuna yakın zamanda ekleneceği yazılmış yapılacaklar listesinde. O da kısa sürede gelecektir. O zaman ilk çıkış noktamıza, ilk planlı çıkış noktamıza geri dönelim madem atlayamadık. Oyunda bıçaklar da tek atıyor. Birini bıçakla girip öldürebilirsiniz. Zaten ufak levelli arkadaşlar oyuna ilk girdikleri zaman genellikle bıçakla girip loot yapmaya çalışıyorlar. Bu da bir yöntem tabii ki. Her ne kadar zor olsa da iyi bir pusu atıp birilerini kesebilirsiniz. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Oyun izlemekle oyunu oynamak arasında çok fark var arkadaşlar. O yüzden oyunu almanızı ben şahsen öneriyorum. Eğer yeterli bir sisteminiz varsa. Optimizasyon anlamında çok farklı sistemlere çok farklı tepki veren bir oyun Tarkov. Benim sistemim kanalın hakkında bölümünde yazıyor. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden 60 FPS'in üzerinde oynayabiliyorum oyunu. Yayın yaparken de genelde 50 FPS'ye, 48-50 FPS'ye sabitliyorum. Ama onun dışında herkes yayın yapmadığı için pek bir sorun olacağını zannetmiyorum sisteminizde. Yani forumda 750 Ti ile bile rahatlıkla oynayan arkadaşlar vardı. Ya Escape from Tarkov herkese hitap etmeyen bir oyun. Kendi kitlesini mutlaka oluşturacak kendi komünitesini. Çünkü hardcore kitleye hitap eden bir oyun. Benim kanalımı takip ediyorsanız benim oynadığım oyunlardan ya da oynayış biçimimden zevk alıyorsunuz demektir. Yani siz de hardcore oyunları az çok ya da öl tarz oynanış biçimini az çok benimsemişsinizdir bir yerde. Gerek Fallout'ta ya da Skyrim'deki modlamalarım olsun. Gerek oyun tercihlerim olsun. Az çok anlamışsınızdır. Eğer dediğim gibi siz de bu tarz oyunları seviyorsanız bence şans verin arkadaşlar. Tabii iş size kalmış. Mesela burası Extraction Point. Bu kapıdan çıktığımız zaman çıkacağız oyundan. Mesela bir insan buraya neden pussun? Evet güzel. Buraya pusup ilk geleni vurup loot'unu almak güzel tabii ki şuraya tersi. Ancak normal oyunda içeride ses duyan ya da iki kişi gelen grup %80-90 ihtimalle burada pusana öldürecektir. Ya da sesini duyduğu anda içeriye bir el bombası atması durumunda bu kadar dar bir alanda kaçışı neredeyse imkansız olacaktır pusan arkadaşın. O yüzden bu tarz noktalardan çıkıldığı için genelde bu tarz noktalara pusan çok insan olmuyor. Evet şu anda çıkıyoruz. 5 saniye içerisinde çıkacağız. ZB1011 numaralı çıkıştan çıktık arkadaşlar. Evet, oyun bu şekilde. Yaklaşık olarak 35 dakikadır içerideyiz. 7600 XP aldık. Bu XP önemli bir XP. Level'ınızı arttırmak adına burada da vurduğunuz kişiler ve nereden vurduğunuz yazıyor. Oyunda herhangi bir oyuncu olmadığı için sadece Scavenger Faction'ına dahil olanları vurduk ve level'ları yazmıyor tabii ki gerçekten oyuncu olmadıkları için. Ancak bunlar oyuncu olsaydı onları oyuncu isimleriyle, level'larıyla, faction'larıyla burada inceleyebiliyorsunuz. Oyuna dair neler yaptığınız, istatistiklerinizi de burada görebiliyorsunuz. Ve ona nazaran level alabiliyorsunuz. Ciddi de bir level yani 7000 puan normal oyunlar için süper. Ben her oyunda 5000 XP en az hedefliyorum. Yani sadece loot yapmanın yanı sıra en az bir 5000 XP alayım ki karakterimi birazcık daha kastırayım istiyorum. Tabi bu aldığım XP benim şu anda geçerli değil. Çünkü offline'da aldığım için o yansıtılmadı. Oyuna gelen her büyük patch'te wipe oluyor. Yani bütün veriyi ve topladığınız stash siliniyor. Alırken bunu da bilin arkadaşlar. Ben buraya mesela belli bir stash topladım ama bu stash
Oyuna wipe geldiği zaman belli bir güncellemeden sonra tamamen sıfırlanacak arkadaşlar. Silah modlamaya da gelince bu şekilde silahınızı yakından görebiliyorsunuz. İstediğiniz aparatları buradan çıkartabiliyorsunuz. Oyunda şu an 500'ün üzerinde silah parçası mevcut. Ve bu parçalar her silah, oyuna gelen her yeni silahta artıyor. Birbirine uyumlu parçalar da çok fazla var. Birbirine uyumsuz parçalar da çok fazla var. Zaman içerisinde bu parçaları ezberliyorsunuz. Ancak bu uzun bir zaman. Hemen ezberlemeniz mümkün olmuyor. Hangi parça hangi parçaya oturur? Bu silahın bu özelliğini kullanabilmek için ne yapmam lazım? Gibi. Oyun sizi tamamen özgür bırakmış. Mesela ben buraya iki dürbün birden arka arkaya takabilirim. Elimde olsa da göstersem. Şu silaha bakayım mesela. Ha, bu geçmeliymiş. İsterseniz silahı komple sökebiliyorsunuz. Mesela yine biz kendi silahımızdan ya da bir başka dürbünlü olan bu silahtan refleks var. Mesela buraya istersem diğer silahtakini çıkarıp bakın bu parçayı olduğu gibi çıkartıp buraya daha sürgülü başka bir refleks. Bunu buraya takabilmemin sebebi üzerinin raylı olması. Buraya olmazsa takamam bunu. Ondan çıkartıp mesela buraya ikinci dürbün olarak takabiliyor olmam lazım. Bu mu engel oluyor? Yok. Şu an bulamadım. Ama ne eşyada yaptığım bir iş yani. 2-3 dürbün falan da ekleyebiliyorsunuz. Ya da mesela bu silahı komple sökebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Her tarafını komple çıkartabiliyorsunuz silahın. Bu silahı başka bir silahla birleştirerek kendi hayalinizdeki uygun parçalarla tabi. Hayalinizdeki silahı yapabilirsiniz. Geriye sadece bu kaldı. Bakın bütün parçalar şu an envanterime dizildi. Bu parçaları birleştirdiğiniz zaman tekrar silahınız oluşacak. Nereye gitti? Buraya mı dizildi parçalar? Aralara mı dizildi? Parçalarımı kaybettim. Her neyse silahı tekrar toplarız. Problem değil. Mesela bir şarjöre iki farklı mermi olmasına rağmen isteklerinizle CTRL'ye basarak bölebilirsiniz arkadaşlar. Her mermiyi de ezberliyorsunuz zaman içerisinde. Mesela bu 7.62-39 bir mermi. Bunun içerisine giriyor gördüğünüz gibi. Bu da mesela 5.45-39'luk bir mermi. Bakayım. Bir dakika. Heh. Buna bakalım. FMJ. Gördüğünüz gibi bu bambaşka bir mermi. 366 TKM FMJ. İstersek bunu da bunun içine koyabiliyoruz. Bunun içerisinde şu an iki farklı mermi var. Bir tane 7.62 var. Bir tane FMJ var. Mesela bunu gidip başka bir silahın içerisine, mesela bu silahın içerisine takabilirim şarjörü. Kabul edecektir ama gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. Neden kırmızı yanıyor? Çünkü şarjördeki diğer mermileri atmıyor. 7.62 attığı için sadece ilk mermiyi ateşleyip diğer mermileri ateşlemeyecektir bu silah. Gördüğünüz gibi 366 TKM FMJ desteklemiyor diyor. Her ne kadar şarjörü bunun içine takmış olsam da. Yani oyun gerçekten gerçek hayattaki kadar gerçekçi. Ve gittikçe de bunun seviyesi her geçen gün artıyor arkadaşlar. Oyunda söylemediğim geriye tek bir şey kaldı. O da normal oyuna girerken üzerinizdeki ekipmanları dilerseniz oyuna başlamadan önce bu ekranda istediğiniz trader'a sigortalayabiliyorsunuz. Yani diyelim ki ben bu 3 itemimi zaten sigortalamışım halihazırda. Diyelim ki ben bu yan silahımı da sigortalayacağım. Yan silah üzerindeki aparatlarla beraber belli bir miktara, o şurada yazıyor şu an kameramdan dolayı göremiyorsunuz ama belli bir miktara sigortalıyor arkadaşlar. Sigortalamak ne demek? Sigortaladığınız zaman o fiyatın 5'te 1'i gibi bir, yani silahın ana fiyatının 5'te 1'i gibi bir fiyatta sigortalıyorsunuz. Eğer oyuna girdiğiniz zaman herhangi bir başka oyuncu sizin silahınızı lootlamaz ise o silah size geri döndürülüyor. Tabii ki bu her zaman olan bir şey değil. Yani eğer bir çalıların arasında bir yerde ölürseniz ya da bir bota ölürseniz vesaire ve kimse lootlamazsa bu silah size belirli bir süre içerisinde artık o traderla aranıza göre geri dönüyor. Oyunu sürekli oynamanızı sağlayacak şey oyunun traderlarındaki size verilen görevler ve bu görevleri şu anda basit görevler bunlar ve bu görevler ilerleyen zamanlarda daha teferruatlı
daha güzel görevler olacaklarmış arkadaşlar. Yani bildiğimiz, bize söylenen o. Bakalım bunda ne kadar başarılı olunacak. Son sözüm şudur ki asla ama asla bu oyunun beta olduğunu ve karşılaşabileceğiniz sorunları unutmayın ve oyuna full release'e kadar şans tanıyın. Bunun içinde bize istenen süre 2018'de zaten. 2018'deyiz, yani 2018'in 31 Aralık'ına kadar Battlestate Games'e, oyunun yapımcısına süre verin arkadaşlar. Eğer ondan sonra istediğiniz olmazsa son sözüne kadar, son sözünüzü bile esirgemeyin ve sonuna kadar hakkınızı isteyin. Zaten oyunda da burada yazıyor. Bu bir beta versiyondur ve test amaçlıdır diye yazıyor. Oyunda karşılaşacağınız bugları da feedback olarak takıma iletebilirsiniz arkadaşlar. Oyunu beğendiyseniz ve yeni bir şeyler öğrendiyseniz bu videodan, aşağıdan like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlarınız da çok kıymetli. Benim için özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu uzunca videoyu sonuna kadar izlediyseniz Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Çünkü Twitch'te her gün aktifim neredeyse. Seviliyorsunuz. Bye bye.